Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Egea Sedan'la birlikteyiz. Bir önceki videoda da kiralık Easy paketle birlikteydik. Bu sefer 1.0 turbo motorlu launch paketiyle bizimle birlikte Egea Sedan. Çekim imkanı için tabelada da gördüğünüz gibi bir mod Nilüfer'e teşekkür ediyorum. Güzel bir otomobil, güzel bir bayide çekilirdi. Şimdi bu araç benim gözümdeki şu an en mantıklı sedan otomobil olabilir. Bir tek otomatik handikapı var, manuel vites. Şimdi dolu paket, 1.0 turbo beslemeli yeni nesil bir motor ve tarz olarak da güzel görünen bir otomobil. Fiyatı da 220 bin civarlarında. Baktığınız zaman cidden mantıklı bir otomobil. Lafı daha fazla uzatmadan tasarım detaylarıyla başlayalım isterseniz. Ben araç ekimlerini yapıp koyacağım zaten bahsettiğim şeylerin. Burada ortadan başlayalım. Makyajsız modele göre bir önceki videoda da söyledik. Fiat logosunun yerine Brezilya'daki modellerdeki Fiat yazısı aldı. Yana doğru geldiğimiz zaman launch pakette standart olarak gelen satin krom kaplamalı panjurumuz yer alıyor. Biraz daha yana açıldığınızda ise Fiat'ın imza olarak nitelendirdiği üstte gündüz LED gündüz farları ve LED farlar yer alıyor. Bu farları Urban donanımdan itibaren standart olarak alabiliyorsunuz. Aşağı indiğimizde makyajsız modelde sis farlarıyla alt panjur ayrıydı. Burada birleşmiş ve Urban'ın üzerinde yani Urban donanımın ve daha üstünde gelen yine satin krom kaplamalı materyal kullanılmış. Gerçekten dolu dolu duruyor. Biraz daha dinamik ve biraz daha sert duruyor. Bu tasarım cidden ön olarak yakışıyor bu otomobile. Şu yan tasarıma doğru ufaktan geçelim. Yan tarafa geldiğimizde göze ilk önce 17 inç çapındaki elmas kesim alüminyum alaşım jantlar çarpıyor. Cidden tasarım olarak hoş duruyorlar. Easy'de 15 inç, Urban'da ise 16 inç kapak olarak geliyorlar. Urban'da opsiyon olarak alüminyum alaşım jant alabiliyorsunuz 16 inç. Çamurla çıktığımızda bir sinyalimiz yer alıyor. Bunu açtığımızda sinyali yanıyor mu bakalım? Yanıyor. Demek ki bizim bir önceki videoda çektiğimiz Easy donanımda ayarı farklıymış. Burada aynalarımız yer alıyorlar ve en önemlisi anahtarsız giriş ve çalıştırma yer alıyor bir otomobilde. Easy donanımda tam krom, çiğ duruyor demiştim. Kapı kollarımız varken Urban ve Launch pakette satin krom kaplamalı kapı kollarımız yer alıyorlar. Camda arada piyano bilek parça kullanılmış. Herhangi bir krom kaplama vesaire yok. Arka tasarıma doğru ufaktan geçmeden önce omuz çizgisinden bahsedelim. Ön fardan başlayıp arka stopun üstüne kadar dümdüz bir omuz çizgisi yer alıyor. Çok böyle gölge oyunlarına, değişik tarzlara girmemişler. Düz ve şık bir tasarımı var. Gayet de güzel duruyor bu donanımla. Arkaya geçelim. Arka tasarıma geldiğimizde burada bizi biraz gariplik karşılıyor. Önde yazı vardı, burada logo var. Neden? Şimdi geçen videoda söyledim aslında ama orada biraz yol yorgunluğu falan da var. Yanlış ters söylemişim. Burada Fiat logomuz var. Yazı yok. Buraya eğer yazı yapsalardı muhtemelen diyorum yani benim tahminim. Burada gördüğünüz gibi bir ikili bir hat var. Yani burada böyle dönüyor. Buraya ayrı bir pres yani kalıp yapılması lazımdı yazı koymak için. Çünkü yazı biraz şuraya doğru falan gelecekti. Bu da size ekstra bir maliyet anlamına geliyor. Bu otomobil maliyetlerin düşük tutulduğu bir otomobil. Şimdi bu otomobilde güzel bir şey var. Anahtarı şöyle bir göstereyim. Diğer donanımlardan farklı bir anahtar. İki kere bastığınızda bagajı açabiliyorsunuz. Onu diye Easy donanım videosunda göstermiştim. Bunda Plus paket alırsanız ayağınızı şöyle alttan gösterdiğiniz zaman açılan bir bagaj var. Ben yapamıyorum bunu. İki kere basıyorum. Bagaj kapağımız atıyor yukarı doğru. Şimdi bagaj kapağı anlamında pek bir fark yok. Bagajı açmadan önce aslında başka bir şeyden bahsedeceğim. Burada launch pakette krom kaplı bir parçamız yer alıyor. Krom olması da güzel. Yine ama tam krom değil. Satin krom gerçekten güzel duruyor. Makyajın en önemli farkı. Yaklaşalım. Bu otomobilin makyajla gelen en önemli fark. LED stop farları Urban donanım üzerinde LED ve karartılmış olarak geliyorlar bu stoplar. Gerçekten güzel duruyor. Ben yanan hallerini falan şimdi arada çekimlerini yapıp koyacağım. Sinyallerimiz halojen. Diğer bütün parçaları LED. Şöyle bagajı açalım. Tekrar bagajın içine bakalım. 520 litrelik bir bagajı var. Diğer donanımlarda pek bir farkı yok. Sağda solda kaplamalar yok. Yani kaplamalar var. Ekstra bir göz yok. Burada bir tutma kolu var ve havası var. Bagajın daha detaylı baktığımız videoya diğer videomdan ulaşabilirsiniz. Kartlarda yer alıyor. Plakamız bagajda. Ekstra herhangi bir difüzör tasarımı vesaire kullanılmamış. O tarz oyunlara pek girmemişler. Şimdi iç mekana doğru geçelim ufaktan. Tripodu burada bırakayım. İç mekana başlayalım. Şimdi anahtarsız giriş var dedik. Kapıyı açtık. Ve anahtarımızı içeri bir yere bardaklara koyalım mesela. Kapı üstleriyle başlayalım. Şimdi Egea beni gerçekten şaşırtıyor.
Kapı üstü anlamında değil, diğer yerlerde. Kapı üstlerimiz sert plastik. Burada bir yani B segmenti ve sedan. Şimdi bu otomobil güzel güzel diyorsun. Ona da değineceğim şimdi birazdan. Neden güzel diyorum. Buralar yumuşak. Buralar yumuşak. Burası sert. Kapı içi gözlerimiz de gayet yeterli. 4 cam otomatiğimiz yer alıyor bu donanımda. Her donanımında olduğu gibi. Kapı kollarımız krom. Easy donanımda siyahtı hatırlarsanız. Hatırlamıyorsanız da kartlardan veya açıklamadan izleyebilirsiniz Bosch paketini de. O en ucuz sedanda. Bu da en pahalı sedan versiyonu. Şimdi şöyle koltuklara baktığımız zaman burada koltuk ısıtma bel destek ayarının butonu yer alıyor. Manuel ayarlanan bir koltuğumuz var. Burada da bel destek ayarı mevcut. Şu iç mekana doğru ufaktan geçelim. Bu araçtaki değişik detaylardan bahsedelim. Burada sis farlarımızın butonları, çekiş kontrolü kapatma butonumuz, far yükseklik ayarlarımız ve lastik basınç sensörümüz yer alıyor. Sinyal koluna baktığınız zaman otomatik farlar mevcut bu otomobilde ve buradan basarak şeritten çıkma asistanı. Bu araçta şerit takip değil, şeritten çıkma asistanı var. Egea Cross test sürüşü videomuzu izlediyseniz şeridin ucuna geldiğinizde direksiyonu birden kırarak sizi şeride sokuyor. Direksiyon demişken şöyle göstereyim. Deri bir direksiyonumuz var. Geniş açıya geçelim. Geniş açı biraz karanlık ama yapacak bir şey yok. Deri bir direksiyonumuz var. Deri kalitesi vesaire güzel. Gayet de hoş bir direksiyon. Buradan multimedya kontrollerini yapıyorsunuz. Şu ekranın yani pardon bilgi ekranının kontrollerini ve Bluetooth kontrollerini yapıyorsunuz. Buradan da hız sabitleyici ayarlarını yapıyorsunuz. Bu araçta güvenlik paketi yok. Ya şey yok. Adaptif hız sabitleme yok. Plus paketi de yok muhtemelen. Şöyle bir kontak açacak olursak bu araçta anahtarsız çalıştırma da var. Kontak açalım sadece. Bütün kadranlarımız bizi selamladılar. Şu kadranlara bir bakalım. Kapı açık diyor. Kapı açık kalsın abi. Tamam. Debriyaj pedalına basın ve start. Okey. Buna da okey. Şuradan okeyliyorum. Okeyliyorum. Burada dijital kadranlarımız var. 1X'e geçelim. Altta kaçıncı viteste olduğumuzu gösteriyor. Şu an araba çalışmadığı için herhangi bir viteste değil. Sağda menzilimizi gösteriyor. Solda devir göstergemiz var. Şimdi bu devir göstergesiyle ilgili şöyle bir şey var. Bu arabayı mesela bir çalıştırayım. Çalıştı değil mi? Şimdi şu an 1000 devirde mi 800 devirde mi bunu bilmiyoruz. Burada mesela araba 2000 devir gösteriyor ya. 2000 ile 2500 arasında bir devirde de olabiliyor. Yani 500-500 artıyor. O birazcık garip. Onun haricinde bu ekranda herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle kontrol ediyorsunuz bunu da. Sağa doğru yaparak menüler arasında geçebiliyorsunuz. Sürüş asistanlarını gösteriyor. Lastik basınçlarını gösteriyor. Ses gösteriyor. Uyarıları, ayarları, ana menüyü gösteriyor. Aşağı doğru inerek de menüler arasında geçiyoruz. Mesela trip. Bu da kilometre bölü litre olarak gözüküyor. 12 kilometre bölü litre. Bu araç 1 litre 5000 kilometrede 1 litre benzinini ben çevirir yazarım ekrana. Araç bilgisinde bakalım neler var. Radyatör sıvı sıcaklığı, yağ sıcaklığı, akü voltajı, servise ne kadar kaldığı hepsini gösteriyor. Şöyle değiştirebiliyorsunuz dediğim gibi. Ben bu ekranı seviyorum. Hızı görebiliyoruz. Hem dijital olarak hem analog olarak. Burada da yakıt göstergemiz var. Direksiyonumuz küçük airbagli. Ben bu küçük airbagli direksiyon tasarımını beğeniyorum fiyatın. Şurada böyle girintisi falan var. Direksiyon arkasındaki düğmelerle, görünecek mi bilmiyorum. Şunlarla multimedya kontrollerini yapabiliyorsunuz. Mesela ses açıp kapatabiliyorum. Soldakiyle de multimedya kontrollerini yapabiliyorsunuz. Yani radyo kontrollerini. Multimedya'ya geçmişken bu ekrana gelelim. Ekran böyle piksel piksel görünüyor olabilir. Yanlış anlamayın. Kameranın herzi ile ekranın herzi uyuşmadığı için böyle oluyor. Şimdi ana menüye gelelim. Burada bu telefonu görebiliyorsunuz ve FM'i görebiliyorsunuz, radyoyu. Buradan dokunmatik hassasiyeti çok güzel. Geçişleri çok güzel. Arayüzü çok güzel. Buradan her şeyi görebiliyorsunuz. Mesela araç bilgilerini görelim. Trip A mesela. Burada gösteriyor. Ortalama hızı 29'muş. 960 kilometrelik ortalaması 12 kilometre bölü litre. Şu an ekranın şurasına koyacağım kaç litre olduğunu. Ayarlardan bunları değiştirebiliyorsunuz. Mesela ölçü birimleri buradan değişiyordur muhtemelen de. Biz şimdi değiştirmeyelim. Kullanılan araba. Burada çoğu şeyi yapabiliyorsunuz. Birçok ayardan kullanabiliyorsunuz. Güzel bir ekran. Bu ekranın hızlı şekilde kapatma, açma ve ses açma kapatmalarını buradan yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Yani illa burada sürücüye bağlı değilsiniz. Yanında oturan kişi de bunu yapabilir. Launch pakette burada böyle piyano bilek olan bir parçamız var. Üzeri krom süslemeli falan. Diğer donanımlarda bunlar plastik, normal, düz siyah.
Burada city fonksiyonumuz yer alıyor. Direksiyonu gerçekten yumuşacık oluyor city fonksiyonunda. City fonksiyonunu kapattığınızda da hıza duyarlı olarak sertleşiyor. Buradan bagaj açabiliyorsunuz, arabayı kilitleyebiliyorsunuz, dörtlüleri yakabiliyorsunuz, start stopu ve park sensörünü kapatabiliyorsunuz. Aşağı indiğimizde ise tek yönlü dijital bir klimamız yer alıyor. Gördüğünüz gibi gayet de güzel bir kliması var. Klima tasarımı Giulietta'larla benzer. Buradan ön cam ve arka cam rezistanslarınızı, klimanın yönlerini falan ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı indiğimizde bu araçta kablosuz şarj görüyoruz. Koltuk ısıtmalarımızı görüyoruz. Tek kademeli. Ya yan ya da don arası yok. 12 voltluk soketimiz var. USB çıkışımız var. Gerçekten güzel. 5 ileri manuel şanzımanlı bu araç. Gerçekten bu arabanın handikapı hem 6. vitesin olmaması hem de otomatik olmaması. Otomatik 2022'nin ilk çeyreğinde gelecek diyorlar. Bakalım. Gerisi de şöyle böyle. Ama vites geçişleri güzel. Ha, geriye takalım bir. Geri görüş kamerası. Ya mesela ekran büyük ya. Kamera küçük kalıyor içinde ama kameranın çözünürlüğü segment standartlarında. Yani mükemmel de değil. Çok böyle ölü, bitik, kötü de değil. Onun haricinde aşağı doğru indiğimizde deri kaplı bir el frenimizi görüyoruz. 2 adet bardaklığımız var. Burada hızlı ses açma kapatma butonumuz var dediğim gibi. İleri geri ayarlanabilen bir kol dayaması var. İçeriği de gayet yeterli ve güzel. Onun haricinde şöyle yukarı doğru çıktığımızda sadece launch donanımında alabildiğimiz kararan dikiz aynamız var. Netle yavrum. Netleyemiyor. Yukarıda sarı renkli aydınlatmalarımız var. Mesela ben bunları beyaz beklerdim ama sarı olması da irite edici değil. Burada makyaj aynalarımız var. Herhangi ışıkları yok. Şimdi bu tarz detaylar çok göze gelmemeli aslında. Sebebini birazdan anlatacağım. Aracın dışındayken anlatmak istiyorum. Burada yine ışıksız makyaj aynamız yer alıyor. Aa, bunda ışık varmış bak mesela, ben bunu bilmiyordum. Sağda ışık var, solda ışık yok. Sürücünün de zaten çok aynaya ihtiyacı olmuyor burada. Ana sütununa kadar burası plastik. Buradan sonrası kumaş döşemesi de güzel. Şimdi şöyle ben koltukta bakayım. Tam benim pozisyonumda diyebiliriz. Bir arkaya bakalım. Burada bu arada sadece kaput açma kolu var. Kaputu açalım, birazdan motor kısmına da bakarız. Evet, 1 litrelik Firefly olarak adlandırılan 3 silindirli turbo beslemeli motorumuzu açtık. Bu motor güzel bir teknolojiyle donatılmış. Gayet de başarılı bir motor. 100 beygir güç ve 190 Nm tork üretiyor. 0'dan 100'e 11 saniyede çıkıyor diye hatırlıyorum. Ekranda zaten şurada bir yerde teknik verileri görüyorsunuz. Motor yerleşimi güzel yapılmış. Sıradan 3 silindirli motorlara göre gayet farklı teknolojilere sahip. Hepsini şimdi anlatıp teknik detaya boğmak istemiyorum ama gerçekten verimliliği öne çıkaran, emisyonu düşürmek odaklı yapılan, çevreci olarak nitelendirebileceğimiz içten yanmalı bir motor. Şimdi motor sesini size bir dinletelim. Yani hiç arabayı çalıştırmadık. Bir çalıştıralım, motor sesini bir dinletelim size. Gayet iyi ya. 3 silindir olunca tınısı çok güzel oluyor. 6 silindir gibi çıkıyor. Ki bana göre, bana sorarsanız 1.4 atmosferik yerine zaten bu arabayı 1.0 turbo almalısınız. Hem daha yeni nesil bir motor, hem böyle rampada çekmeme, vites düşürme gibi sorunları yok. Kendine de gayet yetiyor. Kaputun içinde güzel bir izolasyonu var. Burada çubuklu bir kaputumuz var. Amortisör yok. Böyle bir motor kompartmanı var bu araçta. Arka kapı üstlerimiz yine sert plastik. Burada kumaş kaplamalarımız var. Gayet güzel, yumuşak. Altta kaplaması yok. Gözün boyutu yeterli. Şu koltuğa bir geçelim. Ya bu Egea'ların bu koltuk dinlerlerinin yumuşaklığı çok güzel. Bak abi, koltuk kanepe gibi ya. Çok güzel. Şu bir karışa yakın bir diz mesafesi var. Şöyle 4,5 parmak, 5 parmak baş mesafesi var. Bu diz ve baş mesafesi bütün donanımlarda, bütün kasa tiplerinde aynı. Çünkü dingil mesafesi hepsinin aynı. Cross'unun da, Station'un da, Hatchback'in de, Sedan'ın da. O yüzden hangi Egea'yı alırsanız alın bu diz ve baş mesafesine sahip olacaksınız. Boyun bu arada 1.75-1.76 arasında. Şurada dikkatimi çekti. Ayarlı emniyet kemerlerimiz var. Bu da güzel. Ortada Plus pakette alabildiğiniz
bir USB çıkışımız var. Burada güzel bir cebimiz var. Yine Plus paketle gelen burada kol dayamamız var ama kol dayamada herhangi bir şey yok. Bardaklık yok. Olması güzel olabilirdi. Arkadan önüne genel bir bakışımız da şöyle. Gayet hoş görünen bir otomobil iç mekan olarak. Şimdi gelelim. Ben neden piyasanın en mantıklı sedan otomobili dedim bu arabaya? Şimdi bu arabanın fiyatı 221 bin mi, 227 bin mi? Öyle bir fiyata sahip. Yani bugün piyasada uygun olarak nitelendirilen otomobillerden. Şimdi bu paraya gidip Corolla'nın 1.5'ini de alabiliyorsunuz ama aldığınız otomobilde ne ekran oluyor, ne güvenlik donanımları oluyor. Sadece adı oluyor Corolla, bir de C segment oluyor. Kaldı ki bunun genişliği de gayet yeterli. Şimdi ben neden mantıklı buluyorum noktasına geldiğimizde, dolu bir otomobil alıyorsunuz. Yani LED farı var, şerit takip sistemi var, hız sabitleyicisi var, Bluetooth'u var, ekranı var, kablosuz CarPlay'i var, kablosuz Android Auto'su var. Ondan sonra kablosuz şarjı, koltuk ısıtması, bel desteği elektrikli, içi ferah, tasarımı güzel. Bu renkle mesela bu sedan bu kombinasyonla gerçekten güzel duruyor. Ya bunların hepsini ele aldığınız zaman gerçekten mantıklı bir hale geliyor. Yani bugün 227 bin lira verip aldığınız bir otomobilde anahtarsız giriş çalıştırma var. 1.0 turbo yeni nesil bir motor. Performansı gayet yeterli. Yakıtı gayet makul. Ayağınıza hakim olabilirseniz. Ya her benzinli de olduğu gibi. Ama torku daha düşük devirde verdiği için atmosferiklere göre daha az yakıyor. Onun haricinde işte arka camlarınız karartmalı, donanımlı yani. En donanımlı bir otomobili bu fiyata alabiliyorsunuz. Heh, kalite kusurları yok mu? Var. Mesela kapı üstleri sert plastik. Ondan sonra arkalar disk değil, kampana. Gerçi araba hafif olduğu için durduruyor. Ama disk isterdim. Onun haricinde mesela başka problemi yok mu? Neyi var abim mesela? Aklıma da problemi gelmiyor. Yani biz mesela 2 gün 240 kilometre kullandık. 1.4 easy yani en ucuzunu kullandık kiralama şirketi vasıtasıyla. Ya beni mesela irite eden bir problem olmadı. Bugün sıfır bir otomobil alıp kafam rahat etsin diyorsanız buyurun abi, hem donanımlı hem sıfır. Heh, ne handikapı var? Manuel vites, otomatik vites olmalı. Başka bir şey daha vardı. Ekrana yazarım aklıma gelirse. Şu an unuttum. Onun haricinde bütünüyle bir ele aldığınızda güzel bir otomobil. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte en donanımlı sedan versiyonuyla Egea'yı konuk ettik. 1.0 motorlu Firefly teknolojili launch donanımlı Egea sedan konuğumuzdu. Sizce Egea sedan piyasanın mantıklı otomobillerinden mi? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Benim gibi mi düşünüyorsunuz? Benden farklı mı düşünüyorsunuz? Her türlü yorumunuzu aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.